Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mahmut Saral. Bu videoda size Duke Nukem 3D'nin 20. yıla özel hazırlanan yeni versiyonundan bahsedeceğim. Ana menüyü görüyorsunuz. Options'a girip biraz oyun ayarlarına bakalım. Art konusunda Always Run, bu açık olsun çünkü hızlı oynaş önemli. Yine şöyle, bu da açık olsun. Developer Commentary'leri boş verelim. Sound Settings, müzik biraz artıralım. LLC Duke Talk, tabii ki açalım. Video tarafına geliyoruz. Brightness, gerçek 3D render olayı. Yani bu oyunda yine 96 yılında kullanılan orijinal grafik motoru aynen korunuyor. Ama şöyle, yani üzerine yeni birçok eklemeler ve 3D geliştirmeler yapılarak. Dolayısıyla önümüzde orijinal oyunun günümüze biraz daha böyle uyarlanmış hali var diyebiliriz. Ama tabii ki o orijinal görselliğini hemen hemen yine burada da koruyor. Yine onlara baktık. Kontrollere fazla bakmıyoruz ve multi mi yapsak? Neyse. Single. Yine harita desteği bulunuyor. LA Meltdown ve evet, Alien World Order. Şimdi Duke Nukem'de yeni bir episode var, yani Alien World Order yepyeni bir episode ve ana episode 8 bölümden oluşuyor ve bu görevleri, bu bölüm tasarımlarını Duke Nukem 3D'yi tasarlayan orijinal tasarımcılar tekrar ekibe dahil olarak tasarladılar ve oyuna eklediler. Biz LA Meltdown'dan başlayalım. LA Meltdown benim, daha doğrusu Duke Nukem 3D benim bilgisayar platformunda oynadığım, daha doğrusu beceremediğim oynamayı ilk first person shooter oyunuydu. Çünkü klavye mouse olayını ilk defa denemiştim ben 98-99 gibi ve pek de becerememiştim dolayısıyla. Ama böyle de bir şeyi var bende. Let's rock. Let's rock. Huu. Seslenme. Tabii şimdi 3D ve geliştirilmiş mouse desteğiyle çok daha başka oluyor ve şu domuzcu bir öldürüp come get some. Hail to the king. Tiplere bak. Oraya gelmeden evvel bildik kandemler. Ya Duke Nukem'de bazı, tabi şimdi 3D mouse olayı olunca şu görsellik biraz sapıtıyor, hatta baş dönmesine bile yol açabilir. O yüzden çok da şey yapmayın. Kırmızı lazım diyor. Değil mi? Doğru. Şimdi bunu nereden buluyorduk? Şu kazmayı ben böyle değil mi? Mükemmel kesinlikle ya. Mermi kalmadı, ne yapacağız? Şu yukarıya da çıksak iyi olurdu aslında. Neyse biz yeniden başlasak daha iyi. Tabii ki bu sefer çatıdayız. İşte burası benim ilk Duke Nukem olayı. İşte burasıydı. Şu şeyleri patlatıp da aşağı inmeyi kolay kolay becerememiştim. İlginç ama yani Duke'de şöyle şeyler var. Evet. Gerçekten cool. bakın orada ne var. Fizik efekti mi istiyorsunuz? İşte size fizik. Yukarıda biri var ama. Dur ben seni indireceğim. Diğer şeyden giriliyordu oraya muhtemelen. Bakın burada ne var? Hop, az evvelki yere geldik. Dükkan var burada, eskisi. Hop. Pinball oynanıyor muydu ya? Balls of Steel. Bir şeyler yapılıyordu ama neyse. Kırmızı kartımız yok tabi ama buradan atlarız biz de. Hop, kart almadım. Şunu bitireyim mi? Hop hop. Şu kartı ver. Bir de biz bir film izlesek ya. Mükemmel ya. Biliyorsunuz şu an arkamda Duke Nukem Forever'ın normal sürümü ve koleksiyonluk sürümü var. İkisini de topladım ve açıkçası bu 20. yıl özel Duke Nukem 3D'nin kutulu olarak ülkemize gelmesini... Bakın burada ne var. Tüh be. Hop aldım. Holoduke. Hologram yani. Neyse bekleyemedim. Dolayısıyla Steam'dan aldım. 31 lira şu an. Yakında düşer o fiyat. Ülkemize kutulu hale geldiğinde onu da alacağım açıkçası. Çünkü Duke yani bu. Ben seviyorum. Hakikaten demit yani. Bakın burada bölümü nereden başlayabileceğiniz olayı az evvel de vardı da pek üzerine düşmedim. Neyse buradan başlatıyoruz. Güzel bir özellik olmuş. Şurayı açalım. Neyse Forever, Forever'ın en kötü tarafı yaklaşık sen bir patla şurada. Aşağı yukarı 12 yıllık bir bekleyişin ardından gelmesi ve bu yüzden de birçokları için hayal kırıklığı yaratmasıydı. Ama açıkçası yine Duke Nukem serisi içerisinde değerlendirecek olursak yine benzersiz bir oyun bana göre. Ben çok beğenmiştim. 2 kere de bitirdim. Şu domuzcuklar biraz fazla kuvvetli yani. Neyse arkadaşlar bu oyunda ne gibi yenilikler var? Dediğimiz gibi 8 yeni bölüm bulunuyor. Orijinal level tasarımcıları tarafından hazırlandı. Buraya oraya atlayabilirim ama neyse. Yine şurayı kırıp şöyle birinci bölüm bitti. Hazırlandı. Yeni müzikler var. John St. John yani Duke Nukem'in orijinal sesi. Orijinal repliklerinin yanında tabii ki bazı yeni replikler de kaydetti bu oyun için. İsterseniz başka bir bölüme geçelim. New Game dedim. Mesela Alien World şu yeni olayımıza gelelim. Hollywood Inferno olsun. Let's rock. Evet karşınızda gıcır gıcır yeme. Tabi böyle de açınca ne silahımız ne bir şeyimiz hiçbir şeyimiz yok. var da başım dönmeye başladı yavaştan. Alışmam gerekecek. Şöyle manzaraya baktık. Oho, bu bayağı kuvvetli yalnız. Arkada bir şeyler patladı. Doğru. Abi pompalı tabi. Buradan direkt başladığımız için adam gibi silahımız yok. Şu arkadaş da takılıp kalmış orada. Yep. Yalnız hakikaten de zor bir bölüm olduğu belli. Hemen new game diyelim. The Bird'e gelelim. Babeland mesela gayet güzel bir görevdi. Daha doğrusu bölüm diyelim biz ona. Şu tipe bak ya. Buradan giremiyorduk da. E tabi. Geber be. Get some. Başka bir bölüme hemen geçelim. Alien World olsun yine. Tour'da Duke Nukem. Sanıyorum anlamışsınızdır. Burası Paris'ti galiba. Evet. Doğru. Motorlar da yakıyor. Şu polis domuzlar Fransa'da bile peşimizi bırakmıyorlar. Hemen farklı bir bölüme geçelim yine. Bloody Hell mesela yeni bölümlerden. Yukarıda birisi var ya, neyse. Luna Park. Şunu da alıp. Oo. Şu arkadaş yeni Forever'da da bayağı şey bir şeydi. Neyse. Oh. Sen arkadaş açılmıyorsun. Şu bölüm efektleri de. Baba. Hemen başka bir bölüm. Yine bu sefer nereye gitsek? Hike Times olsun. Bu da son artık. Bence o kadar yaşlı değilsin. Müzikler yakıyor. Hop. Hohoho. Yani görsellik gayet güzel aslında ya. Yani şu eski tip görselleri biraz daha düzenlenip çözünürlük falan mesela çok hoş görünüyor ya. Dolayısıyla arkadaşlar bu oyun özellikle tabii ki 90'lı yıllarda Duke Nukem oynayıp hayran olan insanlara özellikle hitap ediyor. Ama bunun yanında ya emin olun ki oynamadıysanız daha evvel bu tip başka bir oyun yok yani. Benzerini bulabilmeniz herhalde imkansız galiba. Yani ben beğenmeyeceğinize ihtimal vermiyorum kolay kolay. Espritüel, hızlı oynanışa sahip, aksiyon dozu yüksek. Muhtemelen yakında şimdi Halloween, yılbaşı şu bu derken indirime de girecektir. Steam'da, şurada, burada. Bence mutlaka first person shooter seviyorsanız ne derler, şans vermeniz lazım. Şimdi ben videoyu burada bitireyim. Oyunu artık normal oynayıp tekrar bitirmeye çalışacağım. Achievement'larına bakacağım, multiplayer'a falan bakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.